Hayatını kaybeden hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ve sözlerimin başında şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye devleti büyük bir devlettir. Türk milleti büyük bir millettir. Allah'ın izniyle milletimizin birliği, beraberliği ve dayanışmasıyla birlikte 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz bu asrın felaketini de inşallah hep birlikte aşacağız. Bu konuda Malatyalı hemşerilerimizin gönlünün rahat olmasını hasreten rica ediyorum. Hemşeri lafını söz gelimi söylemiyorum. İlkokulu Malatya'da okuyan bir kardeşiniz olarak Fırat İlkokulu mezunuyum. Bugün zor bir günü, zor gününde Sivaslı hemşerilerimiz adına Malatyalıların yanında olmak adına ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylediği üzere ikinci depremde Doğanşehir'deydik. Gürün yolu kapalıydı ama ona rağmen valimiz başta olmak üzere tüm kurum müdürlerimizle, tüm ekibimizle, tüm ekipmanımızla birlikte genel merkez yerel yönetimler başkanlarımızın görevlendirmesiyle birlikte saat 13.20'de 13.15'te Doğanşehir'de o günden bugüne kadar da Sivas'a gitmeden tüm ekibimizle birlikte Doğanşehir'de genelde de belediye başkanlarımızın direktifleri, talimatları, ihtiyaçları doğrultusunda Malatya'ya hizmet etmeye, yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Bir şehrin ihtiyacı neyse, bir belediye ne yapabilirse tüm alanlarda, tüm ekipmanımızla, sadece belediye olarak da değil, biraz önce söylediğim gibi valimizle birlikte, tüm kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle birlikte Malatya'nın yanındayız. Bu bizim bir insani görevimiz, vicdani görevimiz ve komşuluk hukuku gereği bunu yapmamız gerekiyordu. İnşallah yapabildiysek, Malatyalı hemşerilerimizin derdine derman olabildiysek, onların hayır duasını alabildiysek kendimizi o zaman kazançlı görürüz. Başkanım, Doğanşehir Allah'ın izniyle toparladık. Şu anda Doğanşehir girişinde konteyner kent kurulumu yapıyoruz. Sancaktepe Belediye'mizle birlikte. Olayın ikinci gününde tüm cenazelerimizi usulüne uygun olarak, İslami kurallara uygun olarak tüm namazlarını kılarak defnettik. Şu an itibariyle Doğanşehir bölgesinde enkaz altında hiçbir hemşerimiz kalmadı. Köylerimizin, kırsal köylerimizin 35 köyü tamamen valimizle, vali yardımcılarımızla şahsen biz 35 köyümüzün tamamını biz de ziyaret ettik. İhtiyaçlarını tespit ettik ve o ihtiyaçlar doğrultusunda da her gün ihtiyaç değişiyor. Depremin ilk günden ihtiyacıyla bugünkü ihtiyaç çok çok farklı oluyor. Biraz önce de söylediğim gibi her ihtiyaca yetişmek adına da tüm Sivas olarak, tüm devlet olarak, tüm millet olarak Malatya'nın ve diğer deprem bölgelerinin yanındayız. Kırsalımız başta olmak üzere merkez Doğanşehir şu an inşallah toparladı. Konteyner kentinde kurumuna başladık. Şehir normalleşene kadar, Malatya ve tüm bölge normalleşene kadar biz millet olarak bu 10 ilimizin yanındayız, emrindeyiz. Yeter ki biz bugün ihtiyacımız olan en büyük husus birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek, ümitsiz olmamak, ümit var olmak. Çünkü başkanım da söyledi, her imtihan bir imkandır. İnşallah bu imtihandan da biz millet olarak da üzerimize düşen dersleri çıkarak, birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ederek daha güçlü olarak çıkacağız. Bu noktadan Malatya bunu başaracak gücü de var, imkanı da var, birliği, beraberliği de var. İnşallah hep birlikte bu zor günleri atlatacağız. Daha iyi günlerde yine bir ve beraber olacağız diyor. Başkanım, tekrar şahsınızda tüm Malatyalı hemşerilerimize, kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Sivas yanınızda, Sivas her zaman yanınızda. Bugün itibariyle biraz önce gelirken aldım. Kredi Yurtlar Kurulumuzda yaklaşık 10 bin tane Malatya ağırlıklı hemşerimizi misafir ediyoruz. Evlerimizi açtık. Tüm köylerimiz, özellikle Malatya'ya yakın taraftaki köyler olmak üzere yanınızda olmaya bizi onlarca kişi arıyor. Başkanım, evim hazır. Her şeyi var. Malatya'dan eğer ihtiyacı olan varsa gelebilir diyor. Bu milletimizin kanı gönüllü olduğunu gösteriyor. Ve başkanım, son olarak da bir anekdotu kapatmak istiyorum. Erkenek'te tam öğrenemedim bir türlü şeyi. Erkenek'te çadır kenti ziyaret ettiğimizde bir genç kardeşimiz, genç kızımız çadıra davet etti. Başkanım, içeriye gelin dedi. Ama dedi, ikram edecek bir şeyimiz yok. Kusurumuza bakmayın dedi. Anlatırken sesimizi çatarlatan bir durum, sesimizi titreten bir durum. Bu Malatyalı hemşerilerimizin kanı gönüllülüğünü, o zor şartlarda dahi ki misafirperverliğini gösteriyor. Allah razı olsun diyorum. Rabbim bir daha bu acıları, bu imtihanlarla bizi imtihan etmesin diyorum. Ve son olarak Malatyalı hemşerilerimiz hiçbir zaman karamsarlığa düşmesinler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz de 85 milyonda bu bölgenin yanındadır. İnşallah bu süreci en kısa zamanda daha iyi bir şekilde aşacağız diyor. Tekrar hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.